Guy de Maupassant, Ormanda. Belediye başkanı, orman bekçisinin iki kişiye birlikte kendisini beklediğini haber verdiklerinde kahvaltı için sofraya oturmak üzereydi. Başkan hemen orman bekçisinin yanına gitti. Gerçekten de bekçi Hokedur ayakta kendisini bekliyor ve ara sıra da sert bakışlarla yanında getirdiği çifti süzüyordu. Adam kırmızı burunlu, beyaz saçlı ve yaşlıca biriydi. Sıkılmış görünüyordu. Kadın ise pek şık giyimli, çok şişman ve parlak yanaklıydı. Kendilerini yakalayan güvenlik görevlisine meydan okuyan bir tavırla bakıyordu. Belediye başkanı sordu. "Ne var, Hokedur baba, ne oldu?" Orman bekçisi olanları anlatmaya başladı. Champioux ormanlarında Argentura kadar uzanan kendi bölgesinde görevini yapmak için her zamanki gibi tam vaktinde dışarı çıkmıştı. Bağını çapalayan Bridle'ların oğlu haber vermese, paşetlerin olgunlaştığı ve de havanın güzel olduğu dışında ortalıkta olağan dışı bir şey dikkatini çekmemişti. Bridle'ların oğlu orman bekçisini görünce, "Hey, Hokedur baba, ormana git. Ağaçların altında yaşlı bir çift güvercin göreceksin," diye bağırmıştı. Bekçi Hokedur, gösterilen yöne gidip sık ağaçların arasında ilerlemiş ve duyduğu sözlerden ve heyecanlı nefes alıp verme seslerinden birilerini uygunsuz durumda suçüstü yakalamak üzere olduğunu anlamıştı. Bunun üzerine sanki kaçak avlanan bir avcıyı ele geçirecekmiş gibi dizlerinin üstünde sürünerek sessizce ilerlemiş ve şimdi karşılarında duran çifti kendilerinden geçmiş bir durumda yakalamıştı. Belediye başkanı karşısında duranlara şaşkın şaşkın baktı. Adam 60 yaşlarında, kadın da en az 55'indeydi. Sorgulamaya erkekten başladı. Adam zor duyulan bir sesle yanıtlıyordu soruları. "Adınız?" "Niklas Beurain." "Mesleğiniz?" "Tuhafiyeci, Martyr Sokağı, Paris." "Bu ormanda ne yapıyordunuz?" Tuhafiyeci ellerini arkada kavuşturmuş, başını öne eğmiş, koca göbeğine bakarak sessizce duruyordu. Belediye başkanı yeniden sordu. "Güvenlik görevlisinin anlattıklarını inkar mı ediyorsunuz?" "Hayır, monsieur." "O halde itiraf mı ediyorsunuz?" "Evet, monsieur." "Peki kendinizi savunmak için söylemek istediğiniz bir şey var mı?" "Hayır, yok." "Suç ortağınıza nerede rastladınız?" "O benim karımdır, monsieur." "Karınız mı?" "Evet, monsieur." "Aa, Paris'te beraber yaşamıyor musunuz?" "Evet, monsieur, birlikte yaşıyoruz." "Peki, ama deli misiniz siz? Sabah sabah ormanın ortalık yerinde bu durumda yakalanmak için deli olmanız gerekir." Tuhafiyeci neredeyse utancından ağlayacaktı. Zor duyulan bir sesle konuştu. Bunu o istedi. Bunun aptalca bir şey olduğunu söylemişti. Kadınlar kafalarına bir şeyi koydu mu, bilirsiniz onları vazgeçirmek çok zordur. Şakacı biri olan belediye başkanı gülümseyerek yanıtladı. "Yani sizce olması gereken bunun tam tersiydi. Karınız bunu kafasına takmasaydı, burada olmazdınız, öyle mi?" Monsieur Beurain bu sözler üzerine öfkelendi ve karısına dönerek, "Gördün mü, senin yüzünden ne hallere düştü? Hoşuna gitti mi, ha? Ahlaka aykırı davranıştan şu yaşımızda mahkemelerde sürüneceğiz. Dükkanı kapatıp işi bırakmak ve mahalleden taşınmak zorunda kalacağız. Söyle, hoşuna gitti mi?" diye bağırdı. Madame Beurain yerinden kalktı ve kocasına bakmaksızın, hiç çekinmeden ve duraksamadan konuşmaya başladı. "Sayın Belediye Başkanı, gülünç bir duruma düştüğümüzü biliyorum. Bir avukat gibi ya da daha doğrusu zavallı bir kadın olarak kendimizi savunmamıza izin verir misiniz? Beni dinlerseniz bizi mahkemeye çıkma utancından kurtaracağınızı ve bizim yakamızı bırakacağınızı sanıyorum. Çok eskiden gençlik yıllarında bir pazar günü Monsieur Beurain ile tanışmıştım. O bir tuhafiyeci dükkanında çalışıyordu, ben de bir hazır giyim mağazasında. Dün gibi hatırımdadır. Zaman zaman Pigalle Caddesi'nde beraber oturduğum
Roslevik adlı bir arkadaşımla pazar günlerini geçirmek için zaman zaman buralara gelirdim. Ross'un bir erkek arkadaşı vardı. Ben yalnızdım. Ross'un erkek arkadaşı bizi buraya getirirdi. Bir cumartesi günü bana ertesi günü için bir erkek arkadaşını daha getireceğini söylemişti. Ne demek istediğini anlamıştım. Böyle bir şeyin gereksiz olduğunu söyledim ona. Ben aklı başında biriydim Monsieur. Yine de ertesi gün istasyonda Monsieur Beaurain ile buluştuk. O zamanlar epey yakışıklıydı. Fakat ben ona boyun eğmeyecek ve kendimi bırakmayacaktım. Bırakmadım da. Bizans'a gelmiştik. Hava çok güzeldi. Hani şu insanın yüreğini uyandıran cinsten. O zamanlar, şimdi de öyleyim ya, hava güzel olduğunda içimi bir sevinç kaplar ve kırlara gittiğimde kendimi kaybederdim. Yeşillikler, öten kuşlar, rüzgarla sallanan başaklar, otların kokusu, hızlı hızlı uçan kırlangıçlar, otların kokusu, gelincikler ve papatyalar, bütün bunlar beni kendimden geçirir. Alışkın değilseniz şampanya içtiğinizde nasıl etkilenirseniz öyle bir şey bu. Güzel, yumuşak ve pırıl pırıl bir hava. Çevrenize baktığınızda gözlerinizden, soluk aldığınızda da ağzınızdan doluyordu içinize. Rose ve arkadaşı Simon her dakika öpüşüp duruyorlardı. Onları öyle görmek bende garip duygular uyandırıyordu. Monsieur Beaurain ve ben onların peşi sıra hiç konuşmadan yürüyorduk. İnsanlar birbirini tanımayınca konuşacak fazla bir şey bulamıyor. Monsieur Beaurain'in çekingen bir havası vardı ve onu öyle sıkıntılı görmek hoşuma gidiyordu. Yürüye yürüye küçük bir ormana geldik. Ormanın içinde hava serindi. Hepimiz çimlerin üzerine oturduk. Rose ve arkadaşı benim ciddi tavrımı alaya alıyorlardı. Anlıyorsunuz değil mi? Başka türlü davranamazdım. Rose ve arkadaşı biz sanki orada değilmişiz gibi hiç aldırmadan yeniden öpüşmeye başladılar. Alçak sesle bir şeyler konuştular ve sonra da hiçbir şey söylemeden kalkıp ormanın içine doğru gittiler. İlk kez gördüğüm bir insan karşısında utancımdan nasıl yerin dibine geçtiğimi kestirebiliyor musunuz? Onların böyle kalkıp gitmesinden öylesine mahcup olmuştum ki, fakat bu cesaret de vermişti. Konuşmaya başladım. Monsieur Beaurain'a ne iş yaptığını sordum. Biraz önce de söylediğim gibi bir tuhafiyecide çalışıyordu. Bir süre konuştuk. Bu onu yüreklendirmişti. Hemen benimle senli benli olmaya başladı. Ama ben hemen ağzının payını verdim. Öyle değil mi Beaurain? Mahcubiyetinden yere bakan Monsieur Beaurain yanıt vermedi. Madame Beaurain yeniden başladı anlatmaya. Bunun üzerine benim aklı başında biri olduğumu anladı ve dürüst bir erkek gibi kibarca bana kur yapmaya başladı. O günden sonra her pazar geldi. Bana sırılsıklam aşık olmuştu. Ben de onu çok seviyordum. Beaurain o zamanlar son derece yakışıklı bir delikanlıydı. Sözün kısası, Eylül ayında evlendik ve Martyrs sokağındaki dükkanımızda çalışmaya başladık. Yıllar çetin geçti Monsieur. İşler iyi gitmiyordu ve pazar günleri artık kırlara çıkamıyorduk. Zaten zamanla bu alışkanlığımızı kaybettik. Kafamızda başka şeyler vardı. İnsan ticaretle uğraştı mı, çiçeklerden daha çok kasaya giren parayı düşünüyor. Artık farkında olmadan yavaş yavaş yaşlanıyorduk da. Aşkı ise hiç düşünmüyorduk. İnsanlar bir şeyin eksikliğini duymadıkça onun için pişmanlığa da kapılmıyorlar. Daha sonraları işlerimiz düzeldi. Artık geleceğimizden emin olmaya başladık. İşte o zaman bende bir takım değişiklikler oldu. Bunların ne olduğunu ve nasıl olduğunu gerçekten bilmiyordum. Yeniden bir genç kız gibi hayaller kurmaya başladım. Sokaklarda küçük arabalarda satılan çiçekleri görünce gözyaşlarımı tutamıyordum. Evde otururken veya dükkanda kasa başındayken menekşelerin kokusu gelip beni buluyor ve yüreğim hızlı hızlı çarpmaya başlıyordu. O zaman yerimden kalkıp kapıya gidiyor ve evlerin damları arasında gökyüzüne bakıyordum.
Sokakta başınızı kaldırıp baktığınızda gökyüzü Paris'in üzerinden kıvrıla kıvrıla akan bir ırmağı andırır. Gökteki kırlangıçlar da ırmaktaki balıklara benzer. Benim yaşımda böyle şeyler gülünç belki. Ama ne yaparsınız? Bütün ömrünüz boyunca çalışınca bir an geliyor ve başka şeyler de yapabileceğinizi fark ediyorsunuz. İşte o an içinizi bir pişmanlık kaplıyor. Evet, pişmanlık. Düşünün bir kere. 20 yıl boyunca ben başka kadınlar gibi kırlara gidebilir ve öpücükler devşirebilirdim. İnsanın sevdiğiyle birlikte ağaçların altında yere uzanmasının ne hoş olduğunu hayal ediyordum. Günler, geceler boyu hep bunu düşünüyordum. Ayın sulara vuran pırıltısını geçiriyordum aklımdan. İlk günlerde bu duygularımdan Monsieur Beaurain'a söz etmeye cesaret edemedim. Benimle alay edeceğini ve hadi işin başına geç de iğne iplik satmaya devam et diyeceğini çok iyi biliyordum. Ayrıca doğrusunu söylemek gerekirse Monsieur Beaurain de benim için pek fazla bir şey ifade etmiyordu. Aynaya baktıkça kendimin de artık başkası için pek çekici biri olmadığını fark ediyordum. Ama aklıma parlak bir fikir gelmişti. Monsieur Beaurain'a ilk tanıştığımız yere gitmeyi önerdim. İtirazsız kabul etti ve bu sabah saat 9 sularında oraya gitti. Buğdayların arasına girince çok heyecanlandığımı hissettim. Kadınların yüreği hiç yaşlanmıyor. Gerçekten artık kocamı olduğu gibi değil de eskisi gibi görüyordum. Size yeminle söylüyorum, sarhoş olmuştum sanki. Birden kocamı öpmeye başladım. Onu öldürmeye kalkışsam ancak bu kadar şaşırabilirdi. ''Deli misin? Ne oluyor sana bu sabah?'' diye söylenmeye başladı. Onu değil, yalnızca kalbimin sesini dinliyordum. Onu ormanın içlerine götürdüm. İşte hepsi bu. Gerçeği olduğu gibi anlattım size Sayın Belediye Başkanı. Belediye Başkanı anlayışlı bir adamdı. Yerinden kalktı, gülümseyerek, ''Sakin olun madam, serbestsiniz. Bir daha da ağaçların altında günah işlemeyin.'' dedi.